Ankara güzel Ankara bir ülkeyi sevmek o ülkenin kurucu değerlerine içtenlikle bağlılık bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına kurucusuna kurucu değerlerine içtenlikle bağlılık demektir. Bugün 14 Şubat 2018 bir ülkeyi sevmek manşetimiz İsmail Küçükaya ile demokrasi meydanına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuk. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? E gayet iyi. Gayet iyi. Kurultaydan sonra nasıl hissediyorsunuz efendim? Yine gayet iyi. Kurultayda e, Türkiye'nin beş temel sorununu ortaya koyduk. Ayrıca bütün partilere altı temel görev verdik. Dolayısıyla herkes çalışacak, mücadele edecek. E, Türkiye'nin e, gittiği yol, izlediği yöntemde sorunlar var. E, ama bu sorunları aşmamız gerekiyor. Kurultaydan çıkışta Evet kendinizi böyle daha güçlü ülkenin içinde bulunduğu durumda ülkeyi kurtarmak konusunda daha umutlu hissediyor musunuz? Kesinlikle evet. CHP bu konuda üzerine düşeni etkili muhalefet yapabilecek mi? Şunu söyleyeyim Türkiye'de Türkiye'nin sorunlarını en net ve en yalın haliyle belirleyen parti biziz. El oturup doğru konuşalım. Hı hı. İki sorunları belirlemek yetmiyor, çözümleri de üreten biziz. Bu sorunların nasıl aşılır? Hangi kararlılıkla aşılır? Bunların hepsini yapacağız. Yapmak zorundayız. Söyledim. Biz adalet yürüyüşünde geldik Maltepe'de duvarın önüne. Şimdi o duvarı yıkmak zamanı. O duvarı yıkacağız. Adaletsizlik bu uyarım. ülkeye adaletsizlik duvarı, hukuksuzluk duvarı. O duvarı yıkmak zorundayız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması lazım. Kavga ediyoruz. Sokakta insanlar birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. E Türkiye böyle bir Türkiye mi? Az önce söylediğiniz kurucu değerlerden söz ettiniz. Evet. Bu ülkenin kurucusundan söz ettiniz. Ya kurucu değerlerimizin özünde ne vardı? Ortak mücadele vardı. Birlikte mücadele vardı. Türkiye'nin bağımsızlığı vardı. Bayrağı vardı. Vatan vardı. Vatan sevgisi vardı. Şimdi tam bir huzursuzluk, tam bir adaletsizlik. E bunu aşmak zorundayız. Kim açacak bunu? Kim yapacak bu mücadeleyi? Rahatlıkla söylüyorum. Bu mücadeleyi yapacak olan biziz. Bu görev bizimdir. Bu mücadeleyi kararlılıkla İnançla yapacağız ve yerine geçeceğiz. Başarabilir misiniz? Kesinlikle başaracağız. Bakın haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Haklı olduğunuz bir davay. Biz haklı mıyız? Evet. Ne istiyoruz? Herkes huzur içinde yaşasın. Ne istiyoruz? Efendim Ali'nin görüşü böyle, Veli'nin görüşü böyle. Benim görüşümü paylaşı ona dost olayım, diğerine düşman olayım. Bu anlayışı da yıkacağız biz. Gerginlik anlayışını yıkacağız, ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de. Ama biz kalkmışız burada içeride bir sürü kavgalar, iftiralar, şunlar bunlar vesaire. Amacımız ne? Amacımız birlikte huzur içinde yaşayalım. Biz bunu sağlayacağız. Kararlıyız bu konuda. Bugünkü manşetimiz, evet. Sayın Kılıçdaroğlu, bir ülkeyi sevmek. Evet. Siz bir tweet atar mısınız bizim için? Söyler misiniz? Bir ülkeyi sevmek içinde bir cümle. Bir ülkeyi sevmek nedir sizce? Bir ülkeyi sevmek, o ülkenin, o ülkenin bayrağına, sahip çıkmak demektir. Bir ülkeyi sevmek o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir. Bir ülkeyi sevmek o ülkeyi çağdaş uygarlığa taşımak için mücadele etmek demektir. Bir ülkeyi sevmek herkesi dost olarak görmek demektir. Bir ülkeyi sevmek bütün komşularıyla barış içinde yaşamak demektir. Bir ülkeyi sevmek üretmek demektir. Üreteceksiniz, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir. Çünkü insan haklarına değer verdiğiniz ölçüde, demokrasiyi geliştirdiğiniz ölçüde sadece kendi ülkenizde değil bütün dünyada saygınlık kazanırsınız. Kurultayınızdan sonra tabi gündeme dair çok sorularım var evet. ama bu kurultay ilişkinde evet. siz ilk defa yayına çıkıyorsunuz. Evet. Kurultaydan evet. önce çıkmadınız Evet. ve sizinle konuşmuştuk. Evet. Kurultaydan sonra da ilk size çıkacağız dediniz. Evet. Dolayısıyla merak edilenler var. Partinizin tabanında da bir değişim talebi var mı? Bir kazanma umuduna dair Böyle sorular vardı Durak. ve şahsınıza yönelik eleştiriler de vardı. Elbette. Yeni bir ekiple çıktınız. MK'da evet. Tuncay Özkan geldi. Evet. Medya ilişkileri. Evet. Bunun dışında ekonomide yine işte Faik Öztürk, Aykut Erdoğan'da devam evet. ediyor. Evet. Bülent Tezcan'ı görevlendirdiniz. Evet. Genel sekreter Akif Amzaçebi oldu. Evet. Bu değişim talebini yeterince yansıtabildiniz mi efendim? Ee, kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var. Hı. 60 kişi de bütün arkadaşlarımız değerli. Hı hı. Seçilemeyen arkadaşlarımız da değerli. Ama sonunda demokrasi içinde 60 kişi belirleniyor. Hı. 60 kişiden bir meclis meyaka oluşturduk. Eee arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece hı. başarıyı sağlayabiliriz. O halde hepimiz hepimiz başarıya kilitlenmek zorundayız. Türkiye'nin beş temel sorunu var dedim. Eğitim politikaları sorundu. Demokrasi sorundu. Dış politikamız sorunlu, 30-35 yıldır çözemediğimiz bir Güneydoğu Kürt var bu sorunlu. Bütün bunlara baktığınız zaman Türkiye'nin önünde devasa sorunlar var hı hı. ve bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim, biz sorunları saptama çözüm üretme konusunda en güçlü meyakaya sahip olan bir partiyiz. Geçmişte de arkadaşlarım bu sorunları belirlerken, saptarken, çözümü üretirken aynı kararlılıkla yola çıkıyorlardı. Değişim talebi var mı? Değişim talebinin olmadığı bir siyasal partinin ayakta kalma şansı yoktur. Hı hı. Değişim sihirli bir sözcüktür aslında. Hayatın her alanda yenilikleri açık olacaksınız ki değişimi iş Biz değişimi elbette savunuyoruz. Her ortamda savunuyoruz. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun çıkar ortaya. Muharrem İnce'nin konuşması Evet. heyecan yarattı. Evet. Beğenildi de. Evet. Siz nasıl buldunuz? E, gayet güzel. Bundan sonra ne olacak Muharrem Şimdi İnce... Muharrem Bey daha çok e, partinin iç işlerine yönelik olarak konuştu. Hı. Tabii e, partinin içiyle ilgili haberler her zaman ilgi duyar. Söylemler de ilgi duyar ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunları ve bu sorunlardan çıkma konusuna değinmiştim. Bundan sonra Muharrem İnce ne yapacak efendim partinizin içinde? Çünkü sizin partiniz evet. diğer partilerden de biraz farklı. farklı. Siz bunu evet. kongre Çünkü bizde demokrasi var. Ne olacak bir anlatır mısınız? E Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız. Elbette çalışacak o da parti için, iktidarı için çalışacak, hı. mücadele edecek. Muharrem Bey de çalışacak, Muharrem Bey'e imza veren arkadaşlar da çalışacaklar. Sonuçta bizim bir ortak hedefimiz var. Hı, hı. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak, içinde yaşadığı sorunlardan Türkiye'yi kurtarmak. Bu sorun sadece benim, sadece Muharrem Bey'in de değil. Bu sorun hepimizin ortak sorunu. Dolayısıyla ortak sorunu çözmek için hep birlikte mücadele Onun edeceğiz. aldığı oyu yüksek buldunuz mu? Yok, yani sonuçta delegeler kendi özgür iradeleriyle gittiler, oylarını kullandılar. Dolayısıyla herkese saygı göstermemiz lazım. Peki, şimdi efendim gündeme dair pek çok sorun var size evet. sormak istediğim. Evet. Şimdi benim meslektaşım. evet. Uzun yıllar ben de Ankara temsilciliği yaptım kendisiyle. Evet. Yayın yönetmenliğinde de evet. beraber çalıştık evet. ben akşamda o hürriyette. Şimdi siyaset yapıyor. Dün hakim karşısına çıktı. Çıktım. Onun eşi de Oya da bizim meslektaşımızdır. Evet. Kızı hukuk okudu Dilara. Dün babasına gitti. Evet. Bildiğim kadarıyla. Enis Berberoğlu halen tutuklu ve 5 evet. yıllık hapis cezası aldı. Ne diyeceksiniz? Haksız. Başlık da güzel. Yargı var adalet yok. Doğru yargılama var ama adalet yok. Ne diye? Bakın gözaltına alındı. Mahkemede gelmeyeyim kaçayım falan diye hiçbir şey yok, düşüncesi yok. Her duruşmaya gitti, katıldı. Birdenbire müebbet, müebbetle mahkum edildi. Müebbet cezasıyla. Yani aktın alacağı şey değil arkasından iyi niyet ya da iyi hal dolayısıyla 25 yıla arkasından itiraz edildi. Mahkeme, bölge istinaf mahkemesi dediğimiz mahkeme hı hı. E, alt mahkemenin kararını bozdu. Ama yine tutuklularına devam e, kararı verildi. Efendim casuslukmuş şuymuş buymuş. Bütün bunların tamamı çöktü. Şu anda Enis Bey boşuna yatıyor. Enis Bey'i mahkum edecek. Enis Bey'i gerçekten samimi söylüyorum. Mahkum edecek en ufak bir delil yok. En ufak Gizli bir delil Gizli belgeleri Açıklamak diye bir suç. Hangi gizli belge? Hangi gizli belge? Hangi o belgeler gizli? öncesinde aydınlıkta falan yayınlanmıştı. Efendim 18 internet kanalında yayınlandı. Hı -hı. Gizli belge dediğiniz bu mu? Hı -hı. Efendim bu Hollanda parlamentosunda görüşüldü, tartışıldı, konuşuldu. Bu olaylardan çok önce. Bırakın Türkiye Hollanda parlamentosunda. Bu mu gizli belge? Hangi gizli belge? Dün grup konuşmanızda Eris Berberoğlu'na... Mesaj yolladınız. Evet ona sevgilerimizi saygılarımızı gönderdik. Moralini bozmasın dedik. Her şeye karşın her şeye karşın adaletten umudumuzu kesmeyeceğiz. Hı hı. Enis Berberoğlu göreceksiniz berat edecek. Berat edecek sonunda. Yani vicdanlı bir hakimin önüne gittiği zaman bakacak ya kardeşim nedir burada olay? Nedir olay diyecek. Herkesin bildiği olay devlet sırrı mı olur? Kaldı ki o bilgilerin. Enis Bey tarafından paylaşıldığına dair hiçbir veri de yok. Ayrıca hiçbir veri yok. HTS kayıtları istendi, HTS kayıtlarıyla bunların yan yana gelmedikleri, o gün yan yana gelmedikleri e de diyeyim, casus kanıtlandı. Casus değil diye bir ibare var artık aslında. E, yok, mi? yok. Casus olmadı. Ortaç çıktı. Yok tabii. Tabi. Ne casus ne de diğer şey. O suçlamaların tamamı çöktü zaten. Peki. Efendim ikinci gündem maddesi. Yine de Enis Bey'e selam gönderelim. Ben de buradan evet, gönderiyorum Enis evet, Bey'e. Evet. Meslektaşım. Elbette. Dün İlker Baş bu geldi. Evet bütün grup konuşmalarında evet. Sayın Cumhurbaşkanı çok sert tepki gösterdi. Evet. Burada bakın İlker Başbuğ'un açıklaması da var. Evet. Özellikle bir ifadeye Cumhurbaşkanının bir ifadesi konusunda Hı. o cümleyi size sormak isterim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanının da konuşma içerimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşünüyorum. İlker Başbuğ evet. söylüyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının beyanlarında geçen gerekli cevabı alacak şeklindeki ifadeyle bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemem. Ne diyorsunuz efendim bu polemiğe? Ee, diplomatik e, bir e, yanıt vermiş. Aslında olaya belki şuradan başlamak lazım. İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı bir ülkenin genel kurmay Kim attı efendim? Da. Az önce e, İlker Başbuğ'la ilgili sert eleştirileri yapan ve Cumhurbaşkanlığı makamında oturan, orayı işgal eden zat zat yaptı. FETÖ Kim yaptı. yaptı? FETÖ Ama... yaptı. FETÖ'ye en büyük desteği bunlar vermediler mi? Hı. En büyük desteği verdiler. FETÖ soruşturmasını yapan savcıya kurşun geçirmez makam arabasını tahsis ettiler. Hı. Her türlü imkanı sağladılar. Efendim işte Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye dünyaca laflar ettiler. Pek çok komutanı idama mahkum ettiler. Sonra bir baktılar ki ya bir yanlış yapmışız biz de. Orduya kompas kurulmuş dediler. O tarihte Cumhurbaşkanı'nın Sayın Başbakan'dı. Evet. O tarihte Sayın Başbakan'ın İlker Başbuğ'un tutuklanmasından rahatsızlık ve üzüntü duyduğuna dair açıklamalar yapıldı sonradan. Çok sorarlar ama. Hmm. Çok sorarlar. Kumpas olduğu hmm. e, itirafından sonra ya biz rahatsızız dedi. En baştan rahatsız olacaksın. En baştan. Dönemin başbakanı, dönemin başbakanıysan İlker Başbuğ'un normalde nerede yargılanması lazım? Yüce Divan'da. E, Yüce Divan'da. Yüce Divan'da hala bitmedi biliyor musunuz? E, bitmez. bitmez. Niye? E, bitmez. O tutuluyor. Demokrasinin kılıcı yani aslında gibi. Aslında Yüce Divan'ın bir karar vermesi, e, vermesi lazım. Vermesi Öyle lazım. Ya da böyle. böyle bir saçma şey mi olur hatta? Vermesi lazım ve bu işi bitirmesi Niye lazım. Niye yapmıyorlar efendim? Bir tehdit ve şantaj unsuru olarak ellerinde tutmak istiyorlar. O davayı. O davayı tutmak. Sadece o değil, Balyoz Ergenekon'da da pek çok şey duruyor. Yani Kımıldayamaz hale mi getirmek yani, istiyorlar? Yani konuşmayın bakın ha yarın e, yargıya talimat veririz. E, farklı bir süreç yaşayabilirsiniz diye. E, böyle bir tehdit ve şantajla gidiyor. Gelelim bu olaya. Efendim ne diyor İlker Başbuğ? Afrin'de ordumuz, kahraman ordumuz terör örgütleriyle çarpışıyor. Terör örgütlerini yok etmek istiyor ve mücadele ediyor. Hı hı. Bunu siyasallaştırmayın diyor. E bu doğru değil mi? Doğru. Giden ordu bir partinin ordusu mu? Erdoğan'ın ordusu mu giden ordu? Giden ordu Türk milletinin ordusu. Türk ordusu. Adı üstünde zaten. Hepimizin çocukları orada askerlik yapıyor. Mücadele ediyorlar. Vatan içinde, bayrak içinde hepimiz için mücadele ediyorlar. Bunu söyledi diye hesabını vereceksin. Ne hesabını verecek? Önce sen hesabını, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını verdin mi sen? Hmm. Orduyu FETÖ'ye kim teslim etti? Orduyu. Kozmik Odayı FETÖ'ye kim teslim etti? Ya devletin haremi ismetini FETÖ örgütüne teslim eden bir adamdan bu ülkeye hayır mı gelir ya? Hmm. Genelkurmay başkanlarının özelliği şudur. Genelkurmay başkanları siyaset üstüdürler. Genelkurmay başkanları ülkenin geleceğinden ve güvencesinden sorumludurlar. Genelkurmay başkanları aynı zamanda günlük sıcak siyasetin bir parçası olmazlar. Onların görevleri farklıdır. Yeri zamanı gelir giderler, yetkili organlara kendi düşüncelerini aktarırlar. Bu da önemli bir e, e, süreçtir. Afrin'de de olabilir, e, terör örgütleriyle Türkiye içinde çatışmalarda olabilir, başka alanlarda olabilir. Dün grup toplantısında bir şey söyledim. Bakın. I, hava desteğinin sağlanması konusunda Afrin'e ordumuz girerken hava desteğinin sağlanması Aynen. konusunda iki aktörün önemli olduğunu söylemiştim. Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarının gidip mevkidaşlarıyla bunlar görüştüler Moskova'da. ve hem Moskova'da evet. hem Avrupa'da hem Amerika'da gittiler, görüştüler. Evet. Bu görüşmeler bazen birebir yapıldı, bazen ikisi beraber gittiler, Hı -hı. görüştüler. Nedir burada? Devletin, devletin Türkiye Cumhuriyeti devletin duyarlılığını birinci elden anlattılar. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi sınırlarında konuşlanan terör örgütü nedeniyle yaşayabileceği sorunları da aktardılar ve onların desteğiyle eğer hava desteği alınıyorsa büyük ölçüde onların desteğiyle oldu. Onların çabalarıyla oldu. Dolayısıyla devletle siyaseti ayırmak lazım. Burada devlet öne çıktı. Siz Siyaset efendim, geride. Netleştirmek isterim. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı da sizi eleştiriyor zaman zaman. Evet. Siz Afrin operasyonunu nasıl görüyorsunuz? Kısacık nasıl tanımlarsınız? Efendim şöyle e, siz diyorsunuz ki e, Erdoğan zaman zaman eleştiriyor. Zaman zaman değil efendim sürekli eleştiriyor. Çünkü tek e, ilgi alanı benim. Onun dışında başka ilgi alanı yok. Afrin operasyonu gerekli. Hı. Sınırlarımızda. Tıpkı İdlib gibi. Oraya da gidildi, orada da belli bir yerde e, silahlı kuvvetlerimiz konuşlandı, belli bir güvenli bölge yarattılar. Afrin operasyonunda da güvenli bir bölgeye ihtiyacımız var. Evet gidilecek oraya ordumuz o güvenli e, hı hı. bölgede. Türkiye'nin geleceği açısından, huzur açısından o bölgede konuşlanacak. Hı hı. Ha bunu yaparken ne yaptı? Bunu yaparken o bölgede yani Suriye'de temel aktörler vardı. Amerika gibi, Rusya gibi, İran gibi. Bu aktörlere bilgi verildi ve bu aktörlerle beraber yola çıkıldı. Yani onların bir anlamda evet Türkiye'ye buyurun girebilirsiniz dediler. Oraya girdik. Şimdi ben şu cümleyi kullandım. Evet gireceğiz. Güvenliğimizi sağlayacağız. Güvenlik nereye kadar? 10 kilometre mi? 15 kilometre mi? 20 kilometre mi? 50 kilometre mi? Buna kim karar verecek? Ordu karar verecek. Diyecek ki ben Türkiye'nin güvenliğini, terörü 50 kilometre, 30 kilometre temizledikten sonra Türkiye'nin güvenliğini sağlıyorum. Ona siyaset karar vermez mi efendim? Efendim? Siyasi otorite karar vermez Hayır, mi? Hayır, siyasi otoriteye bilgi verilir. Şimdi bakın, ben yani askeri olarak adı askeri olarak bunun Hı. adı devlette liyakat sistemidir. Hı. Ben askerlik bilmem. Askerliği yaptım ama askerlik nasıl strateji nasıl geliştirilir vesaire falan. Bunu kim en iyi bilir? Asker. Ve asker bilir. Yani bir cerrah en iyi neyi bilir? Ameliyatı bilir. ameliyathaneyi bilir. Devlette liyakat budur. Çağırırsınız Genelkurmay başkanı komutanları Türkiye'nin güvenliği açısından ne olmalıdır, şu olmalıdır. Bu kararı alırken de şuna dikkat edeceksiniz. En az zayiatla ben o bölgeden çıkmak zorundayım. O bölgeye gideceğim, güvenliği sağlayacağım ama olabildiğince en az şehit verebileceğim bir strateji Sizin geliştirmek zorundayım. Afrine içine girmeyelim. Afrin merkezine ne demek o? İktidar çok eleştiriyor onu. Efendim başka ne demek? eleştirecek bir şey mi? var. merkezi merkezine 300 bin nüfuslu bir yer, Hı. 300 bin nüfuslu yere ordu nasıl girecek ve kim terörist, kim terörist olacak, kimi terörist kabul edecekler. Ha, hayır dedemeyiz orada. Efendim bakın bunu biz bu, bu sözü kullanırken, bu cümleyi kullanırken elbette gidiyoruz askerlerle, emekli askerlerle oturuyoruz, konuşuyoruz. Nedir ne olabilir? En az kaybımız ne olabilir? Hı. Çünkü sonuçta biz e, o bölgede kendi ülkemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz oradan. Çekilecek miyiz? E çekileceğiz tabii. Siz başka bir ülkenin devletin toprağını işgal edemezsiniz zaten. Bir süre sonra çekileceğiz nitekim iktidar kanadı da oraya giriyoruz güvenliğimizi sağlamak için ama sonra çekileceğiz. Ne yapılmalı onu da söyleyeyim evet. bakın. 30 kilometre 50 kilometre karar verildi gidildi güvenlik sağlandı oraya bakın Türkiye'deki yaşayan Suriyelilerin Hı. evini yapacaksınız tamam. okulunu yapacaksınız yolunu yapacaksınız kreşini yapacaksınız caddesini yapacaksınız diyeceksiniz ya kardeşim ben buraya 50 bin Suriyeli yerleştiriyorum sizin güvenliğinizde ben sağlayacağım sizden bir şey istiyorum. Size güvenlik alanı olarak sağladığım bu 30-40-50 kilometre içinde bir tek terör örgütü üyesini Türkiye'ye sokmayacaksınız. Ben onu istemiyor muyum? Hı hı. Onu istiyorum. Güvenliğimi aldım mı? E, aldım. Şimdi ben bunu söyledim diye kıyamet kopuyor. Vay efendim ordu e, asker Afrin'e girmesin. Ya Afrin ayrı, Afrin'in merkezi ayrı. Afrin'in merkezine girmenin hiçbir anlamı yoktur. Ve doğru da değildir. Hı hı. Ama Afrin'e... Belli bir alan içinde Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, oraya Suriyelileri yerleştirmek. İdlib'de öyle yaptık. İdlib'e, Fırat Kalkanı'nda, Elbap'ta. E, Elbap'ta Biz Hı. Fırat Kalkanı'na itiraz mı ettik? Hayır. Ne oldu? Gene son derece makul, zaten makul efendim. son derece dikkatli bir politika izlendi. bize değil? destek veriyor aslında. Efendim? yani Bu söylediğiniz çerçevede dünya da bize destek veriyor zaten. Efendim, dünyada destek veriyor, aklı başında olan herkes Hı. destek veriyor çocukları askerde olan anneler destek ve herkes destek veriyor. Doğrusu da budur zaten. Sizin peki Afrin'e yönelik bu hmm. operasyona yönelik eleştiriniz mi var efendim? Bir kaygınız Hayır. mı var? Hayır efendim. Niye eleştirimiz olsun? Destekliyorsun. Efendim elbette destek. Ama uyarı da Bakın biz uyar doğru bildiğimizi söylemek ve iktidarı yanlışlardan döndürmek hmm. zorundayız. Hmm. Uyarıyı yapmak zorundayız. Ama ben de adım gibi biliyorum ki bu iç siyasete malzeme edilmek isteniyor. Hmm zaman bunu böyle öyle yapıyor. Öyle mi görüyorsunuz? Ee, öyle öyle yapıyor zaten. Nasıl efendim? Nasıl? Şimdi Afrin'in merkezine girmeyi ne demektir? Ya daha az şehidimiz olsun. Hmm. Daha az şehidimiz olsun. Ben yarın oradan çekilir. Ben kimin için mücadele ediyorum? Kendi ülkemin güvenliği için. Kendi ülkemin güvenliğini ben 1500 kilometrede, 500 kilometrede mi sağlarım yoksa 30-40 kilometrede hmm. 30-40 kilometrede güvenliğimi sağlıyorsa mesele yok. Ayrıca şunu da söyledik. Ya 3,5 milyon Suriyeli yatıyor, yaşıyor bu ülkede. Niye yetiştirmiyorsunuz onları? Eline silah verin, eğitin, gönderin kendi ülkelerini, kendi ülkeleri için mücadele etsinler. Niye bunu yapmıyorsunuz? Bunu da yapın. Şimdi doğrulara tahammül edemeyen bir siyaset anlayışı var iktidarda. Doğrulara tahammül edemeyen. Doğrulara tahammül edeceksin. Doğruları dinleyeceksin. Niye bunu Kılıçdaroğlu söylüyor? Oturup dinleyeceksin. Çağıracaksın askerleri, çağıracaksın komutanları. Ya Kılıçdaroğlu böyle söyle Bu doğru mu yanlış mı? Bir bakın bakalım diyeceksin. Şimdi bu ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar. Ona şunu söyledim. Herkes seni aldattı kardeşim. Seni aldatmayan tek kişi benim. Ne söylediysem doğru çıktı. Ne söylediysem evet baktın ettin evet ya Kılıçdaroğlu doğru söylemiş. Bir süre sonra o da gördü. Bu mesela mu? ne söylediğinizde doğru çıktı efendim. Mesela Erdoğan'a hani hep ben söyledim haklı çıktı. Ne mesela? Bakın. E, Fırat Kalkan'da dedim ki Suriye'nin derinlerine inmeyi o zaman da kızdı. Bağırdı, çağırdı hmm. falan filan ama bakın ne oldu? Gittiler derinlere inmediler. Burada da mı öyle olacak? E, burada da öyle olacak tabii. İnmediler. Rakka'ya gideceğim diyordu. Ya yapma, etme. Rakka, Maka buralar. Boş ver, konuşma. Gireceğiz. Sen kim oluyorsun? Girdi mi? Girmedi. Gazze'ye gideceğiz. İşte Nisan'da gideceğim, Mayıs'ta hmm. gideceğim. Aradan geçtiği yıllar. Gidemezsin kardeşim. Gidemezsin. Gitti mi? Gidemedi. Ama baştan ben uyardığım zaman nedir? Uyarımın... gereki safrine giderim diyor. He, bu... Elbette yani gidiyorsa gitsin. Tutan mı var? Ben uyarımı yapmış olayım. Peki. O istiyorsa gitsin. Hükümet eden o. Hükümet eden ben değilim. Ama tarih onu değil beni aklı çıkaracak. Beni aklı çıkaracak. Ben orada çok sayıda şehit verip bir süre sonra dönüp kendi ülkeme döndüğümde yarın birisi bana demeyecek mi kardeşim ya bu kadar şeydi biz niye verdik? Efendim şahsen de taşıdığım hisler evet. ve düşünce ama aydınlık Türkiye, çağdaş Türkiye'ye inanan bizler. Evet. Çağdaş dünyada evet. yerimizin olması gerektiğini inanan evet. bizler. Amerika'ya bugünlerde çok tepkiliyiz, anlayamıyoruz. Evet. Bizim terör güdü dediğimiz unsurları evet. destekliyorlar, silahlandırıyorlar. 550 milyon dolar Şimdi bütçe koydu. Evet. Dün Rus Dışişleri Bakanı dedi ki bir kukla devleti kurmaya çalışıyor evet. Amerika. Evet Net birkaç tane açıklama duymak istiyorum sizden. Görüşlerinizi merak gayet ediyorum. Gayet net gayet net bir e, saydam bir açıklama evet. diyorum size. Bir, egemen güçlerin egemen güçlerin evet. yani Amerika gibi Rusya gibi egemen güçlerin o coğrafyadan o coğrafyadan karşıt grupları ve herhangi bir grubu Hı. silahlandırmaları hem Türkiye için hem Orta Doğu için büyük bir risktir. Bütün samimi Müslümanlara seslenmek istiyorum. Bütün samimi Müslümanlara. Silahları veren kim? Orada hayatını kaybedenler kim? Silahları verenler egemen güçler. Hayatını kaybedenler Müslümanlar. Neden? Bizim üstümüze düşen temel görev şu olmalı. Biz dünyayı uyarmalıyız. Amerika'yı da uyarmalıyız. Amerika PYD'ye niçin destek veriyor? Bir şey. Neden para veriyor? Neden silah veriyor? Efendim, PYD, YPG sizce terör örgütü müdür? Evet. Terör örgütü. Evet. Ama şu sorunun cevabını ben alamadım. Mahkeme kararı var. Yargıtay kararı da var. YPG, PYD terör örgütüdür diye. Mahkeme kararına rağmen PYD terör örgütü liderinin başkanını Ankara'ya davet ettiler. Altına kırmızı halılar serdiler. Hoş geldin dediler. Salim Üstüm. E Salim Şimdi Müslüm. kırmızı listeye girdi. Liseye girdi. Ama gir efendim... Ben söylemeseydim bakın. Evet. Diyordunuz ya az önce sordunuz. Ya siz söylediniz de e, ne aha, doğru. Ciddi. Ne doğru. <laughs> Salih Müslimi gene getirdim ve mahkeme kararlarını, Yargıtay kararını ve Mardin'deki ağır ceza mahkemesinin kararını da okudum gruptan. Benim açıklamamdan sonra terör listesini aldılar Salih Müslimi. Niye daha önce almadınız? Efendim o Ankara'ya geldiğinde. Evet. Terör örgütleri listesinde miydi o da? Ya Hayır, da e, listede terör... değildi. Yargıtay kararı vardı. Ne diyordu Yargıtay kararı. Yargıtay kararında diyordu ki YPG, ve PKK ve PYD terör örgütüdür. Hmm. Bu kadar açık bu kadar. Yargıtay kararı. Bu karara rağmen bu karara rağmen aldılar getirdiler buraya. Bunun sorusunu sordum Erdoğan'dan. Ama bu soruya cevap vermek yerine her türlü hakareti yaptı. Bir devleti yöneten düşünün. Hükümet olan kişi düşünün. Başbakan hı hı. düşünün. Ya terör örgütünün liderini çağırıyorsunuz. Yarın Amerikalı şunu dese ne diyecek Erdoğan? Ya kardeşim mahkeme kararına rağmen sen Salih Müslüman Ankara'ya davet ettin. Hı. E terör örgütü olduğunu bilmiyor muydun sen? Senin ülkenin mahkemesinin kararı var. Yargıtay'ın kararı var. Üst mahkemenin kararı var. Geçen Niye hafta, sen bunu davet ettin? Efendim geçen hafta siz bu eleştiriyi gündeme getirdiğiniz evet. zaman Mahir Ünal evet. dedi ki Devlet işleri ayrıdır, siyaset işleri ayrıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bu ikisini ayırt edemiyor dedi. Neymiş o? O zaman Karayolları Genel Müdürlüğü yol yapıyor. Devlet yapıyor zaten yolu. O yapmıyor mu yolu? O yapıyor zaten. Devlet işi ayrıdır, siyaset işi ayrıdır ne demek? Hı. Ne demek bu? Devlet dediğimiz bir kurum vardır. Hükümet dediğiniz bir kurum vardır. Devletle Hı. hükümet ayrıdır. Devletle siyaset değil. Devlet siyaset üzerine inşa edilir. Mairle onu da bilmiyor. Demek ona da oturup anlatmak lazım. Hükümet ayrıdır, devlet ayrıdır. Devlet baki'dir. Hükümet devleti yönetmek üzere gelir ve halk yetkiyi verir. 4 yıl, 5 yıl neyse ülkelere göre değişir. Bizim ülkemize göre 5 yıl yetki verir. Hükümet gelir, 5 ülkeyi yönetir. Efendim, yani yön devleti yönetir. Yarın ABD'nin dışarı Bakanı geliyor, hatırlısın. Evet. Birkaç gün önce de McMaster geldi. Trump'ın evet. özel güvenlik danışmanı İbrahim Kalın'la görüştü. Ne demeliyiz devlet Türkiye olarak? Türkiye en sert tepkiyi göstermeli. Nedir o? En sert tepki şu. Kardeşim sen PYD bir terör örgütüdür. Terör örgütünü silahlandıramazsın. Benim sınırlarımda konuşlandıramazsın. Bunu yaparsan bu Türkiye ile Amerika arasında bugüne kadar oluşan bütün bağları koparır. Bütün bağları kopar. Çok açık ve net tavır koyması lazım Türkiye'nin. Çok açık ve net. Ya terörden Vermediğimiz can kalmadı ya 35 yıldır ya Türkiye'de hı hı. anaların ağladığı gözyaşları nehir oldu sel oldu ya. Siz hala kalkıyorsunuz orada terör örgütüne her türlü silah desteğini veriyorsunuz. Para veriyorsunuz, imkan veriyorsunuz. E ne yapacak Türkiye? Elini hı hı. kolunu bağlayıp susacak mı? Hayır. Türkiye bu konuda en net, en sert açıklamasını yapmalı, tavrını da almalı. Bakın bu konuda alınacak her tavra her türlü desteği veririz. Mesela incili kapatırsak Kapatsınlar. Doğru mudur? Efendim bakın ben hükümet değilim Ben hükümet değilim Biz aynı zamanda NATO'nun bir üyesiyiz Oturulup karar verilir Eğer Amerika bizim istediğimiz Tarzda bir e, süreci e, Geliştirmezse Terör örgütlerine hala destek vermeye devam ederse Kapatırsın Kü Küreci'yi de kapatırsın Siz hükümet Malatya olsanız Başbakan olsanız yapar mısınız? Başbakan olsam zaten Türkiye bu hale gelmez Türkiye bu hale gelir miydi? Hay, baş... Ta en baştan beri ta en baştan beri ya Orta Doğu bataklığına Türkiye'yi sokmayın diye en baştan beri neler neler söyledim yapmayın etmeyin yazıktır günahdır bu ülkeye diye söyledim 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 her seferinde eleştirdiler. Suriye'nin bu hale gelmesinin ana sorumlusu kim? Erdoğan. Ana sorumlusu? Neden? Silah gönderdi. Efendim 24 saatte gideceğiz. emevi camide namaz kılacağız dedi. Süleyman Şah türbesini kaçırmak zorunda kaldı. IŞİD'in doğmasına El Nusra'nın doğmasına sebep oldu. Eskiden bir terör örgütüyle mücadele ediyorduk PKK. Şimdi IŞİD var. IŞİD'den, IŞİD'en, militan olarak Türkiye'nin 70 ilinden adam gitti. 70 ilinden. Bunu ilk kez açıkladım ben. Kıyameti koparıyorlardı. Ne demek böyle bir şey yoktur diyorlardı. Yaramaz çocuklar diyorlardı. Şimdi IŞİD var. El Nusra var. PYD var. Efendim YPG var. ...dünyanın terör örgütleri çıktı. Ve hepsinin de ortak düşmanı Türkiye oldu. Türkiye'yi... ...aldatanlar... ...bu noktaya soktu. Geldiler, Türkiye'nin yöneticilerini... ...aldattılar, kandırdılar... ...farklı hedefler gösterdiler. Suriye bataklığına soktular. Şimdi Suriye'yi parçalamakla Şimdi meşguller. Şimdi bize bir çözüm sunun efendim. Ana muhalefet liderisiniz, iktidara... ...namzetsiniz, adaysınız. Kısacık mesela... Biz buradan nasıl çıkarız? Bu bataklıktan nasıl çıkacağız şimdi biz? Bu daha önce e, 2013'te Erdoğan'a bir mektup yazdım. Hı. Dedim ki Suriyeli sorununu çözmek için Ankara'da veya İstanbul'da bir uluslararası Suriye konferansı toplayın. Bu konferansı Amerika, Rusya, İran, Suriye'deki taraflar, Hı. hem Esad yanları hem karşıtları, taraflar Arap Ligi ve Avrupa Birliği'ni davet etti. Herkes gelsin. Herkes gelsin. Oturalım burada Suriye sorunu nasıl çözeriz diye. Vay, sen bunu bilmiyorsun dediler falan kaldı öyle. Eğer olsaydı ve bu konferans toplansaydı bugün Suriye bu noktaya gelmemiş olurdu. Ne olurdu? Amerika'da, Rusya'da, taraflarda gelirdi, burada konuşurdu, tartışırlardı ve Suriye'ye bir çözüm üretirlerdi. Ha Esad gitsin mi, Esad kalsın mı? Oturulur, konuşulurdu ve gerçek tablo herkesin önüne konurdu. Bu yapılmadı. Yapılmadığı için daha karamsar, daha kötü bir sürecin içine Suriye evrildi. Ve bizim komşularımızda bunlar, bizim sınırlarımızda terör örgütleri daha güçlü bir hale geldi. Eskiden dediğim gibi PKK ile mücadele edirken şu anda çok daha sofistike silahlarla güçlendirilmiş bir PYD var karşımızda. Ve arkasında da Amerika var. Ve karşılıklı oldukça sert söylemler var. Şimdi bunu düzeltmemiz lazım. Hmm. Düzeltme. Türkiye tavrını çok açık ve net ortaya koyması lazım. Kardeşim bir, ben Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım. Esad da bunu istiyor mu? Esad da bunu istiyor. İki, ben de YPG'ye karşıyım, Esad da YPG'ye karşı. O zaman Esad'la bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Yani dememiz gerekiyor ki, kardeşim sen YPG'ye karşı mısın? Evet, PKK'ya karşı mısın? Ama evet, ben de karşıyım. Efendim. Beraber mücadele edelim. Suriye ordusu bir taraftan girsin biz bir taraftan girelim. Terörü bitirelim orada. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı sizin bu tezinize bir hmm. 1 milyondan fazla insanın kanı eline bulaşmış bir kişiyle ben nasıl görüşürüm diyor. İyi e, de Soçi'de nasıl görüşüyorlar? Soçi'de Esad'la mı görüşler? Ya Esad değil. Esad'ın adamları orada. Hı. Hmm. Bizim ki, hmm. e, Ya bizim işler orada. Ya milleti kandırmanın bir alemi yok ki. Niye kandırıyorsun? Sen Suriye'nin toprak bütününü istiyor musun? İstiyorsun. Suriye'de terör bitsin istiyor musun? İstiyorsun. Suriye'de Müslüman kanı akmasın diyor musun? Hı hı. Diyorsun. O zaman kimle konuşacaksın? Birleşmiş Milletler'de kim temsil ediliyor? Suriye temsil ediliyor. Temsilcisi var mı? Var. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde büyük elçilikleri var mı? Var. Ya kardeşim, sen siyasette düşmanlık olmaz. Bakın, biz milli kurtuluş savaşında Yunanistan'la çarpıştık. Venizelos Atatürk'ü Nobel Barış adayı olarak gösterdi. Diplomasi farklı bir şeydir. Devlet yönetimi farklı bir şeydir. Devlet yönetiminde asıl olan ülkenin çıkarlarıdır. Hı hı. Benim ülkemin çıkarları. Benim ülkemin çıkarları nedir? Suriye'de terör bitecek. Nedir ülkemin çıkarları? Suriye'de kan akmayacak. Nedir ülkemin çıkarları? Suriye ile Türkiye barış içinde olacak. Bunun için de Esad'la görüşmek. E, e, görüşeceksiniz. Yeri geldiğinde görüşeceksiniz. Devlet görüşebilir. Sanki. Devlet mekanizması. Efendim zaten görüşüyorlar. Görüşüyorlar mı? Z evet efendim. Ya bakmayın. Yani söylediklerin tamamı yalan. Zaten görüşüyorlar. Kim dedi görüşmüyorlar diye. Ya? ya bunu devleti yöneten en yetkili ağızdan bana ifade edildi bu. Zaten görüşüyorlar. devlet yöneten e, yetkili, en yetkili kimur başkan. E, yani yok efendim. İkinci yetkili. E, yani yetkili az diyeyim de bu önemli kadar. Yetkilerden e, ya, önemli. önemli yetkilerden. Ya önemli yetkilerden mi? Ne dediler size? Zaten görüşüyorlar. E, Tabi zaten görüşüyorlar. MİT belki görüşüyordur. Efendim. Birden fazla kanalla görüşüyoruz. Zaten bu görüşmeler normal var. efendim aslında. Efendim kimse bu buna bu kadar olay varken normal. Kimse gayet buna derim. anormal demiyor zaten. Devletin yetkilileri Tabii görüşecek. ben de niye görüşüyorsunuz diye Peki. bir özel suçlama. Hatta görüşün diyorsunuz. Ben diyorum görüşün arkadaşlar biz burada görüşün. Peki. Bizim askerimiz hayatını kaybetmesin, şehit olmasın ya. Her annenin yüreği pıt pıt atıyor. Şimdi ben doğruları söyledikçe doğru söylemeye alışmamışlar bunlar. Hep birileri yalan söyleyecek. Alıp bunları Yanlış yola sevk edecekler. Sonra geriye dönecekler. Diyecekler ki vay sen beni aldattın. Ya PKK seni kandırdı. FETÖ seni kandırdı. IŞİD seni kandırdı. Obama seni kandırdı. Ya seni kandırmayan adam mı kaldı? Allah aşkına kandırmayan adam mı kaldı? Bir devleti yöneten kişiyi bir başka devletin yöneticisi aldatıyorsa ve o yönetici aldatıldığını itiraf ediyorsa o devlet iyi yönetilmiyordur. Bu kadar açık bu kadar net. Seçim ne zaman efendim? sizce? Ne zaman olursa. Şimdi takvim büyük bir ihtimalle Mart, büyük bir ihtimalle zamanında olur. Mart 2019'da yerel. Evet. Kasım 2019'da genel seçimler. Genel seçimler olur. Böyle mi olur? Evet, büyük bir ihtimalle böyle olur. İktidar yerel seçimleri belediye seçimlerini önce yapmayı Göz alır mı? Çünkü farklı teoriler var bu konuda. Çünkü Şimdi iktidarın... herkes kendine göre bir Hı. şey söylüyor. Sizin şeyiniz, Tabii, bakışsınız. kendine göre bir şey söylüyor. Ben ee bazı belediye başkanları görevden alındığında veya kayyum Hı. atandığında oralarda hemen derhal bir seçim yapalım demiştim yani halkın iradesine saygı gösterelim ve demokrasinin namusunu kurtaralım yani bir siyasi otorite gelip birisini görevden almasın seçimle gelmişse seçimle gitsin bunu söyledim defalarca da söyledim ama buna karşı çıktılar olmaz vesaire falan filan dediler şimdi seçim kararını alacak olan parlamento değil aslında bir kişi. Sayın Cumhurbaşkanı tek adam tek adam alacak yani. Kararı o alacak. Öbür tarafa dikte ettirecek. AKP grubu da ona emre edersin diyecek, kararını verecek. Çünkü parlamentodaki AKP grubunun bağımsız bir iradesi yok. Zaten demokrasinin bugün yaşadığımız en temel sorunu da o. Bağımsız bir iradesi yok. Yani çıkıp da birisi ya şurada şöyle bir sorun var. Ben bu konudaki düşüncemi şöyle ifade ediyorum diyemez zaten diyemez. Tipik örnek vereyim size. Yozgat'ta bizim milletvekilimiz yok. Milletvekillerin tamamı diyelim iktidar kanadına ait. Yozgat sürekli nüfus nüfus kaybeder. Yani sürekli nüfusu azalır. Millet, göç, göç milletvekili sayısı da düşer. Bir Allah'ın kulunun çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsünden ya Yozgat'ın şöyle sorunu var dediğini siz Allah aşkına duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü talimat gelmiştir. Konuşmayacaksınız. Bitti. Buna da onlara göre demokrasi Efendim, diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı seçime hazırlanıyor bu belli. Evet. Bir taraftan tabi aynı zamanda Ak Parti'nin genel başkanı evet. kendisi. Evet. İşte Kongreler. Şunlar. İkisini ayırmak lazım. İkisini ayırmak Nasıl lazım. Nasıl ayıracağız? E, ayırmak lazım. Bu şu andaki süreç ya da şu andaki hı hı. düzen gayri meşhur bir düzen, meşhur bir düzen değil. Referandumdan çıktı. Referandumdan hangi referandumdan? 16. Gayri meşhur, gayri meşhur bir referandum. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aldılar onu. Yoksa biz kazandık. Demokrasiye inananlar kazandı. Hayır mı çıktı? E hayır çıktı elbette. 51.2 hayır çıktı. Ne oldu? 51. E, yüksek Seçim Kurulu'nun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu dediler ki hayır efendim buradan evet çıktı. O nedenle biz bunu meşru kabul etmiyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Seçim ne demektir? Eşit koşullarda yapılır değil Hı -hı. mi? Ya devletin bütün imkanları Devletin parası, pulu, arabası, uçağı her şeyi kullanıldı. Bütün bürokratları kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Ona rağmen çekiniyorlar. E peki efendim şimdi 2019'da bir seçime gideceğiz. Gideceğiz. Diyelim sizin iddia ettiğiniz gibi sizin blok kazanırsa. Evet. E ama yine YSK aynı YSK. Yok, onun aynı. önlemini alacağız. Hiç merak etme. Tabii biz yani bugünden. güvenliği, seçim tabii, güvenliği. Elbette elbette. Biz bugünden bütün o altyapıyı oluşturuyoruz. Bugünden. Öyle bütün. mi? Tabii hiç hiç kimse endişe etmesin. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz sandığa gideceğiz 2019'da Türkiye'yi dünyanın saygın demokratik ülkelerinden birisi haline getireceğiz bu parlamenter biraz önce bir ifadeniz oldu evet. yani cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin genel başkanı olması referandumla gelmişti bunu geriye mi döndüreceksiniz yani El, parlamenter Elbette. elbette. cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım şimdi diyor ki ben cumhurbaşkanıyım benim cumhurbaşkanım değilsin ki niye benim cumhurbaşkanım Kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Şimdi Binali Yıldırım'a diyebilir misiniz? Efendim Binali Yıldırım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçildi. Bakan şu anda başbakanlık yapıyor. Efendim CHP'lidir. Diyebilir misiniz? Değil. Partisi var. Hepimizin de saygı duyması gereken bir partisi var. Evet, dolayısıyla o partinin seçilmiş gelmiş başbakanlık yapıyor. Cumhurbaşkanı ne dedi anayasa dolayısıyla yemin ederken parlamentoda tarafsız olacağıma dair namusum ve şerefim üzerine and içerim. Tarafsız mı? Bir partinin genel başkanı tarafsız olur mu? İsmail Bey, bir partinin genel başkanı hakim tayin edebilir mi? Ya böyle bir rezalet, böyle bir Peki yapı, efendim, böyle bir şimdi... tablo. Sayın Cumhurbaşkanı, evet. aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı... Evet. ...bir ittifaklık ilişkilerine girdi. Çünkü Gilsin. artık yeni sistemde böyle. Tek başına bir parti... Ne bir... diyorlardı İsmail Bey? Ne diyorlardı? Koalisyonlar bitecek. Bu koalisyonlarla ülke yönetilmez diyorlardı değil mi? Şimdi sürekli koalisyonlar dönemine girdik. Çıkıp bu milletten özür dileyecekler mi? Çıkıp bu millete ya biz sizi kandırdık... ...ya bundan sonra hep sürekli koalisyon olacak diyecekler mi? Soru şu efendim. Şimdi... Sayın Erdoğan bir taraftan MHP'yi alıyor, BBP'yi alıyor, Saadet'e teklif götürdü ama evet Saadet o hal var, evet. bu koşullardan evet. rahatsız, evet. o girmek istemiyor. Evet. Siz ne yapacaksınız? Siz nasıl bir işbirliği, ittifaklı bir Biz, Bizim tavrımız çok net. Nedir? Kim demokrasiyi savunuyorsa, insan haklarını savunuyorsa, kim medya özgürlüğünü, düşünce, ifade özgürlüğünü savunuyorsa, kim can ve mal güvenliğini savunuyorsa, kim hukukun üstünlüğünü savunuyorsa ve en önemlisi kim haktan, hukuktan ve adaletten yanaysa ortak mücadele edeceğiz. Ortak demokrasi için. Ortak mücadele. Biraz somutlaştırın efendim. Sonuçta, kim var mesela? Kim kim var? Akşener'le. Efendim, e, bunun A partisi B partisi bağlamında bakmak da bana göre yanlış. Hmm. Bu bir ortak mücadeledir. Diyelim ki Akşener de bunun bu tavırda bir e, bu şekilde bir tavır takınıyor ve bunun mücadelesini yapıyorsa biz de aynı tavrı takınıp mücadele yapıyorsak Referandumda ne yapıldı? Her partinin kişiliği, kimliği ayrıydı ama ortak bir hedef vardı. Demokrasi konusunda demokrasiye sahip çıkmak. Benzer bir tablo çıkacak ortaya. Demokrasiye sahip çıkılacak. Ha, i̇leride şimdi şundan biraz e, e, şu, şu tablo netleşmeden e, bir şey söylemek henüz erken. Şimdi e, siyasal partiler arasında işbirliği nasıl olacak? Şimdi bu daha netleşmedi. Baraj var %10 seçim barajı. %10 seçim barajı duracak mı dur, durmayacak mı netleşmedi. Gerçi efendim baraj bundan sonra 50 artı 1 oldu deniyor. E, 50 artı 1 oldu o zaman demek ki partilerin tamamını kapatmak lazım. 50 artı 1 olduğuna göre 50 artı 1'i geçen bir siyasi parti de yok. Farklı bir sürecin içinde Türkiye evriliyor bu durumda. Bu tablo netleşmeden yani bu yasalaşmadan bugünden kalkıp e, farklı e, yönlere çekilebilecek bir e, yorumu pek doğru bulmuyorum. Grupta efendim, grupta değil de kurultayda evet. Muharrem İnce'nin bir konuşması oldu. Dedi ki evet. sizi ürkek siyaset yapmakla eleştirdi. Evet. Mesela dedi Kürtler doğru söyleyemez mi dedi. Niye çekiniyoruz ki? Eğer onların mesela HDP'yi evet. kastediyor. Evet. Belli konuda o da doğru söylüyorsa niye onlarla birlikte gözükmekten çekiniyoruz ki gibi bir şey söyledi. Niye gözükmekten çekinelim ki? öyle bir kaygımız yok mu? Ya niye kaygımız olsun? Ay niye kaygımız olsun? Birisi doğru söylüyorsa doğru söylüyor diyeceğiz. Yanlış söylüyorsa yanlış söyleyeceğiz diyeceğiz yani. Öyle bir kaygımız yok ki. Biz siyasetimizi, siyasetimizi kendi parti programımız çerçevesinde yaparız. Kim doğruyu söylerse de evet onun doğruyu söylediğini de söyleriz. Erdoğan da zaman zaman doğruları söylüyor. E, diyoruz evet bu doğrudur diyor. Söylediği doğrudur diyor. Geçen daha dünkü grup toplantısında ekonomiyle ilgili bu faizlerle yatırım yapılmaz, bu faizlerle Söyledim. işsizlik önlenemez diye. E dedim doğruyu söylüyor. Bir şey sorabilir miyim efendim? Sizin şahsi yorumunuz çok merak ettiğim evet. bir konu. HDP'ye baktığınız zaman ne görüyorsun? Nasıl bir parti sizce? E, siyasi partiler yasasına göre kurulmuş. Seçimini yapan, kurultayını, kongrelerini yapan, parlamentoda grup kuran, e, parlamentoya çıkıp kendi siyasi görüşlerini açıklayan bir parti. Hayır terör örgütü ile arasında işte mesafe var mı yok mu o mesafeyi ayarlayamıyor, bir kopamıyor bir türlü onlardan bu yorumlara ne benim, diyorsunuz? Benim benim terör konusundaki siyasi partiler ve terör konusundaki düşüncem çok açık ve net. Hı. Hangi siyasi parti olursa olsun, adı ne olursa olsun. Her siyasi partinin çok açık, çok net terör ve terör örgütüne karşı tavrını ortaya koymalı. Bütün hepsine değil mi? Hepsine. Bütün ya, terör. Te kesinlikle. Bütün terör örgütlerine karşı açık ve net tavrını koymalı. Bu açık ve net tavır konmadığı içindir Hı -hı. ki pek çok sorun Türkiye'nin gündemine gelip oturabiliyor. Fetö dün'e kadar ter terör örgütü değildi, değil mi? Ne diyordu Erdoğan? Aynı menzile yürüyorduk diyor. Şimdi sonra terör örgütü oldu. Sizce FETÖ? E terör örgütü. Bu kadar açık. Hı hı. Bilmeyen mi var? Defalarca uyardık ya yanlış yapıyorsunuz, etmeyin, yapmayın falan. Ya orduyu teslim ettiler. Daha da önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı'nı teslim ettiler. Kim yaptı? Bunlar yaptılar. Çıkıp milletten özür dilediler mi? Hayır özür dilemediler. Siyaseten bedelini ödediler mi? Hayır bedelini de ödemediler. Böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Bizim yapmamız gereken şu. Siyasi partiler olarak bütün siyasi partiler terör örgütlerine karşı çok açık ve net tavırlarını koymalılar. Bunun adı PKK olur, bunun adı YPG olur, bunun adı FETÖ olur, bunun adı Efendişit olur, bunun adı El Nusra olur. Bakın El Nusra terör örgütü müdür, değil midir diye sorduğumda dedi ki yarım ağızda El Nusra terör örgütüdür. Putin'le yaptığı bir görüşmeyi basın mensuplarına şöyle anlatıyor Erdoğan. In. Efendim Putin bizden ricacı oldu. El Nusra şu bölgeden çekilir mi diye. Biz de arkadaşlarımıza söyledik. El Nusra o köşeden, o bölgeden çekildi. Ne demektir? Terör örgütüyle bizim ilişkimiz var demek. Salı günü grup konuşmasında El Nusra terör örgütüdür dedi. Ama Putin'le yaptığı bu görüşmenin ayrıntılarını basın mensuplarına söyledi. Peki ben yine sordum ona. Sen kiminle El Nusra'dan kiminle temas kurdun ki El Nusra'yı o bölgeden çıkardın? Bu sorunun cevabı yok. Vermedi diyorsunuz. Veremez. Efendim, veremez. Çok... Çünkü destekliyordu. Size çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir reklama gideceğiz. Tamam. Son bir soru hakkım <laughs> ve en son sözü size bırakacağım. Tamam. Olur mu? Tamam. Sevgili izleyenler, İsmail Küçüköy ile Çalan saat 14 Şubat'ta Ankara'da Bir Ülkeyi Sevmek nedir? Başlıklı yayınıyla karşınızda. En son soru ve sözü Kılıçdaroğlu'na biraz sonra soracağız. Başkentimizden Ankara'dan Merhaba ben İsmail Küçükkaya Bu sabah demokrasi meydanına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi Efendim şunu çok merak ediyorum Hı, İleriye baktığınız zaman ne görüyorsunuz? 2019 Onun ötesi Mesela bir takım kaygılı olan kesimler var evet. Siz nasıl hissediyorsunuz? Hiç kimse kaygılanmaz Herkes düşünerek sandığa git Kendisini, ülkesini Geleceği ve çocuklarını Bizim demokrasiye ihtiyacımız var. Birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Bizim birlikte yaşama ve birlikte sevinmeye, birlikte üzülmeye ihtiyacımız var. Yani tasada ve kıvançta beraber olmaya ihtiyacımız var. Türkiye'yi yerdiler. Çok gerildik. Kavga noktasına geldik. Zaman zaman gereksiz tartışmaların içine giriliyor. Türkiye'nin bunlardan kurtulması lazım ve bizim çocuklarımızın dünyanın en iyi okullarında okuması lazım. Eğitim sistemini yeni baştan, sıfırdan, yeni baştan inşa etmemiz lazım. Mesela bir ve beraber kalabilecek miyiz? Bir ve beraber kalacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Demokrasisi... Biz güçlü bir ülkeyiz. Güçlü bir ülke. Güçlü bir ülke. Biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren bir ülkeyiz. Yani bu ülke öyle sıradan kurulmadı. Dolayısıyla hiç kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Demokrasimizi, cumhuriyetimizi kuruluş günlerindeki gibi ...güvenle geleceğe taşıyabilecek miyiz efendim? Kesinlikle taşıyacağız, kesinlikle. Çocuklarımız bu konuda yetkindir. Gençlerimiz bu konuda duyarlıdır. Hiç kimse en ufak bir endişe taşımasın. Dolayısıyla biz ülkemizi çağdaş uygarlığa ulaştıracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü hedefi yakalamak... ...bizim ve çocuklarımızın görevidir. Efendim size hem çok teşekkür ediyorum evet. hem de bir son sorudan sorayım. Evet. Kimi seversiniz en çok hayatta, neyi seversiniz? E, Ailemi tabii, Aileniz yani mi? ailemizi severiz tabii. Ailemiz Peki. çocuklarımız hep birlikte. Size çok olmak isteriz. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ, sağ olun. Eksik sağ olmayın. Sağ olun. Evet efendim. İsmail Küçük Demokrasi Meydanına katıldı. Aklımızdaki bütün soruları sorduk. O da yanıtladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.